Merhaba arkadaşlar, bugünkü kısa video tanıtımımızda size çok kısa olarak TP-Link'in tanıtımını yapacağım. TP-Link nedir ve ne işe yarar? Arkadaşlar TP-Link, ben size şöyle kutusunu göstereyim, sonra da şu şekilde ben size göstereyim. TP-Link Wi-Fi dağıtıcı, yani Wi-Fi'nin bazı alanlarda çekim gücü düşük olduğu zaman TP-Link'i kullandığınız an TP-Link Wi-Fi'nizin çekim alanını daha da genişletiyor. Şöyle ben size göstereyim. Peki TP-Link'i nasıl kuracağız ve nasıl aktif hale getireceğiz? Ben size kısa olarak onu anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar TP-Link'i ilk aldığımızda ve ambalajında, yani kutusunda açtığımızda şöyle bir şu şekilde yuvarlak, zaten şurada falan gösteriyor. İlk başta prize takılan bir cihaz, yani normal elektrik prizine takıyoruz. Elektrik prizine taktığımız zaman arkadaşlar, şu alt kısımda küçük reset düğmesi vardır. İnce bir iğne ile ilk önce basılı bir şekilde tutuyoruz reset olan kısmı. Ve basılı tuttuğumuz zaman şu ön tarafındaki ışık göstergesi, yani şöyle yuvarlakta, bütün yuvarlak kaplayacak şekilde ışıkları sabit bir şekilde yanacak. Işıkları tam yanıp söndükten sonra ilk önce cep telefonu olur ya da bilgisayar olur. Ama en çok cep telefonlarında, normalde cep telefon ekranına mesaj gibi geliyor, yani mesaj bildirgesi gibi gösteriyor. Cep telefonundan ekrana TP-Link olarak gelir. Ekrana gelen kısımda zaten orası sizi yönlendiriyor. Aynı kullandığınız ev ağın Wi-Fi'si olarak giriyorsunuz. Zaten girdiğiniz zaman size orada seçenekleri sunuyor. İşte Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, tabii ki biz yine Türkçe'yi seçeceğiz. Türkçe'yi seçtiğimiz zaman o sizi yönlendiriyor ve ev internet ağınızla bağlanıyorsunuz. Aynı bu TP-Link'e ev internet şifrenizi giriyorsunuz. Ev internet şifrenizi girdikten sonra yine sizi yönlendiriyor. Yönlendirdikten sonra, son kısma geldikten sonra bitti olarak işaretliyorsunuz. İşaretledikten sonra ilk başta ışıklar söner. Işıklar söndükten sonra yavaş yavaş, aynı işte evdeki modemimiz gibi, burada işte 1, 2, 3, 4, 5 tane ışık sabit bir şekilde yanmaya başlar. Yanmaya başlandığı zaman zaten cep telefon ekranında ya da tablet bilgisayarınızda Wi-Fi'nin çekim gücünü daha da çok görürsünüz. Belki ilk alacak arkadaşlar ilk önce kurma yönünde zorluk çekebilirler. Şayet olur ki zorluk çekerseniz, içinde kullanma kılavuzu vardır. Yani şu görmüş olduğunuz kutunun içinde kullanma kılavuzu vardır. Kullanma kılavuzunu çok dikkatli bir şekilde inceleyip okuyup kurabilirsiniz. Yine de baktınız olmuyor, biraz zorlanıyorsunuz. Zorlandıktan sonra yine bu işlerden anlayan birine yaptırabilirsiniz. Ya da bir internet kafeye gidip orada biraz daha detaylı bir bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Ben size çok kısa olarak, videomuzu bitirmeden çok kısa olarak bir daha anlatmak istiyorum. Anlamayan arkadaşlarımız için. Bunun kurulumu şu şekil. Ambalajından çıkarttığımız zaman elektrik prizine takıyoruz. Elektrik prizine taktığımız zaman şu bütün ışıklar şöyle yuvarlağı kaplayacak şekilde sabit yanar. Işıklar sabit yandıktan sonra arkadaşlar, şu alt kısmında reset düğmesi vardır. İğne ile orayı basılı tutuyoruz, reset düğmesini. Basılı tuttuğumuz zaman şu ön taraftaki bütün ışıklar yine sabit yanar. Sabit yandıktan sonra söner. Söndükten sonra cep telefonunuzun ekranına TP-Link olarak mesaj gibi bir bildirim gelir. Zaten siz gelen bildirim içine girdiğiniz zaman o otomatik olarak sizi yönlendirecektir. İşte Türkçe dili seçin, işte şöyle yapın. Aynı cep telefonlarının menüsü gibidir. Bütün işlemleri bitirdikten sonra ışıklar sabit bir şekilde tekrar yanacak ve yandıktan sonra sönecek. Gerekirse TP-Link'imizi prizden çekip şöyle 1-2 saniye bekleyip 1-2 saniye sonra tekrar prize takmaktır.
Ondan sonra Wi-Fi çekim alanınız daha da kuvvetlenecektir arkadaşlar. Gerçekten çok kaliteli bir ürün. Mesela ben evde internet kullanıyorum, mutfakta çekiyorum ama arka odada oturduğum zaman internet çekmiyor. Yani çekim gücü bayağı düşüyor internetin. Bunu kullandığımdan beri çok memnunum. Çekim mesafesi bayağı bir mesafeyi kaplıyor. En güzel sevdiğim özelliği de siz bunu işte ara salona ya da bir yere taktığınız zaman, yani kurulum bitirdikten sonra taktığınız zaman, hani kapılar kapalı da olsa, duvar da olsa, kapıları ve duvarları geçme özelliği vardır yani. İstediğiniz her alanda çeker ve rahat bir şekilde internetinizi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun piyasa fiyatını ben size söyleyeceğim. Piyasa fiyatı pek pahalı bir şey de değil. Piyasa fiyatı 95 ve 100 TL arası satılıyor. Ama bunların 4-5 çeşidi var. Yani değişik markalar adı altında 4-5 çeşit var. Ama benim size önereceğim TP-Link'tir arkadaşlar. Çok harika, çok kaliteli bir üründür TP-Link. İnternet çekim zorluğu çeken arkadaşlara özellikle tavsiye ediyorum. Videomu bitirmeden önce arkadaşlar sizden bir ricam var. Lütfen YouTube kanalımıza abone olun ve videolarımızı paylaşın. Daha ilerideki günlerde inşallah daha değişik ürün tanıtımlarıyla siz değerli tüketicilerin karşısında olacağız. Biz emek verip size ürünlerin tanıtımını yapıyoruz. Eğer bunu başarabiliyorsak ne mutlu bize. Videomu sonlandırmadan önce yine tekrar ediyorum arkadaşlar. Sizden ricam YouTube kanalımıza abone olun. Herkese hayırlı günler diliyorum. Hayırlı alışverişler diliyorum.